Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir söz Sözü açtı programında işte tekrar birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas, Hakan Altul Alan. Bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı konuğum, misafirim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu hafta da birlikteyiz efendim. Evet, ee, elhamdülillah. E <laughs> elhamdülillah. Birlikteyiz, beraberiz, biriz. Efendim diyalog e bu aya kaydı. Yani diyalog toplantıları, konferansları ...Bileşik Amer ...Bileşik Araba. Arap Emirliklerine kaydı. Orada veliaht Ahd de... ...karşıladı. Bir de selamla... ...papa selam verdi. Papa oraya gitti, selamladı. Selamun Aleyküm dedi. Şimdi tabi bu... E, diyalog e, konferansları... ...daha önce Türkiye'de yapılıyordu. Birisine hatta siz de katıldınız. Katıldım. Zaman zaman anlattığınız için ben biliyorum. Oraya Dinleyici katıldım. olarak katıldı baba. Dinleyici olarak öyle mi? Tabii. Konferansta yoktunuz sadece merak ettiniz dinleyici. gittiniz. Sempozyum tipi bir konferanstı bu. Siz oraya gittiniz katıldınız ha. ama biliyorsunuz. Marmara Üniversitesi evet. İlahiyat Fakültesinin talebeleri hmm. o zamanki talebeleri bundan şöyle 10-12 sene önceyi söylüyorum ben. Öğrencileri arasında evet. dinler arası diyalog olmalı mı olmamalı mı diye bir münakaşa başlamış. Buradan anlaşılıyor ki evet. bazı öğretim üyeleri tabii ya İbrahim'i dinler bunlar zaten yani dinler arası diyalog olmalı. buyurun. Diye efendim kendi e, dillerince kendilerine haklı gösterecek bazı sebepleri serdetmeye çalışarak talebenin arasında bir fikir ayrılığı doğmuş. Dört sınıfta da bu münakaşa varmış. İbrahimi dinler ama Hazreti Peygamber gelmiş. Evet. Ee, Aliye Vesselam. selam. Evet. Ve bunun içinde e, bir şey tertipleyelim. Yani bunu biraz daha resmileştirmek istemişler. Evet. Bir konuşalım, bir halledelim. Bugün halihazırda hazırda e, medeniyetler arası ittifak gibi bir söz geçiyor ya tabii. Bunun bugün e, devleti temsil eden bazı üyeleri Orada dinler arası diyalog olmalıyı müdafaa ettiler. Bizzat kendim dinledim. Dinleyiciydim orada. Hemen hemen söyleyeyim. Evet müdafaa ettiler. İlahiyet kökenli birisiydi. Hatta İmam Hatip kökenli birisiydi. Sonra ilahiyet kökenli falan. Derken bu arada diyanet işlerinden sorumlu bakan olduğunu zannettiğim birisi de yani o günkü sorumlu o olan birisi de bir din felsefesi profesörü. O da ilahiyatçıdır. Din felsefesi üzerine Anladım. Ha, o da ilahiyatçı tabii. tabii. O da o taraftaydı. Yani dinler arası diyalog olmalı. Mutlaka lazım diye. Hatta bunların karşısına çok acıdır ki güçlü olarak şimdi vefat etmiş olan Aytunç ...altın dal çıktı. O da konferans verenlerin arasında. Sempozyumda Sempozyumdaki arasında. Da, evet. O da dinler arası diyaloğun... ...bir tuzak olduğunu... ...bir sahtekarlık olduğunu... ...papalığın insanları... ...böyle birleştiriyorum diye diyerek... ...katoliklik üzerinde birleşmeye çalıştıklarını söyledi. Ki bu Aytunç altın dal... ...zaman içerisinde... UNESCO'nun, UNESCO malum kültürle alakalı bir kuruluştur. UNESCO'nun bazı memleketlerdeki dini ihtilaflara sadece İslami değil, diğer dini ihtilaflara da ara bulucu olarak resmi görevler verdiği birisiydi. Aytunç Altındal. Evet. O çıktı ve hepimizin ağzını açık bırakacak şeyler söyledi. Öyle söyledi ki Artık savunacak tarafı kalmadı savunanların o bakan olan zatın böyle öfkesinden tüklüklerini kontrol edemediğini gördüm. Sinirlendi. Öfkesinden tüklüklerini kontrol edemediğini gördüm konuşurken. İzmir ilahiyattan sonra milletvekili. İnsan zaten, insan Evet. Sonra da bakan oldu. İki yerde kontrol edemez. Bir benim gibi yaşlanır, yutkunmayı unutur ağzındaki tüklüğü yutacağına tuttuğunun farkına ya. varmaz. Evet. Öyle bir çıkabilir hı hı. ki bunun çözümü sık sık yutkunmaktır dedi doktorlar. Ben de uyuyorum ve rahat ediyorum elhamdülillah. Birisi de öfkede yutuyor, unutuyor. Evet. Öfkesinde o kadar gayz içinde oluyor ki o kadar yaşlı değildi o zat. O evet, bakan de? olan evet. Diyanet İşlerinin, Ki onun zamanında kimlerin Diyanet'in üst kademelerine getirildiğinin bugün bir tetkikten geçmesi şarttır, değil mi? O, Eski dosyaları onun bakanlığı karıştırmak döneminde lazım. neler kaldı bunlardan artık? Şu anda gizli, uyuyan şekilde olan neler kaldı? Hangi elemanlar kaldı? Bakılması lazım. Diyalog meselesi bütün tazeliğini koruyor. Evet. Diyalog demek ben bir muhalif grubum, siz de bana muhalif bir grupsunuz. Diyalog demek ya gelin anlaşalım demek. Evet. Ama ben muhalefet ediyorum, sen muhalefet ediyorsun. Şimdi burada diyalog da bir taraf biraz emri vakici olur. Ki öbür tarafı suçlayarak bizim gibi olun siz de demek ister. Bugün Katolik alemi diğer mezheplerinde Ortodoksları olsun, Evangelistleri olsun, Protestanların diğer İngiliz kolunu kolunu olsun ve Almanya'daki e, şeyleri olsun. E, ...Lüter... ...taraftarlarını taraftarları olsun. Bunları da diyalogla birleştirmeye çalışıyor. İyi de 250 sene Haçlı seferlerini tertipleyen kimdi? Katolik papaydı. Bizzat papa fiilen fiilen bunları toparladı ve papalığın bütçesini artırmak için Haçlı Seferi vergisini en fakir Hristiyanlara dahi ödetti. Yani bir zamanlar 1940 ile 50 arasındaki aşar vergisinde yiyecek ekmeği olmayan köylünün elinden tarlasından kaldırdığı iki seklem yani iki çuval, çuvala seklem evet. de derler. İki seklem buğdayını almaya kalkan aşarcılar gibi bunlar fakir fukara Hristiyan köylüsünü derebiğinden indiyen köylüsünün elinden haçlı seferi vergisi diye para kaptılar, para aldılar. Vermeyene zulmettiler. Hem dini sefere çıkıyoruz diyor, vermeyene de zulme diyor. Müslümanların tarihinde böyle bir şey var mı? Yok. O zaman diyaloğa muhtaç olan sizsiniz. Biz değiliz. Evet. Diyemedi kimse bunu. Ya ya hakikaten diyalog olmalı diyalog. E peki bunun toplanacağı yer neresi? Hani bir yerde bir toplanacak bu dairenin merkezi neresi olacak? Oraya kazık çakacaksın ki ötekileri de oralara getirip getirip bağlayacaksın. Elbet ki papalık canım. Nüfusu çok olan papalık diyeceklerdi. Dedi ki Aytunç Altındal. Her papa seçildiğinde kateşizm diye papanın durumuna göre 400 veya 500 sayfalık ben papayken neler yapacağım diye bir düstur kitabı yayınlar dedi bu diyalog meselesini ortaya atan şimdiki papa bu kateşizm diye 400 sayfalık kitabını yayınladı. Din olarak İslamiyet'e sadece 60 sayfa ayırmış dedi. Ve diyormuş ki kateşizmde Müslümanlarla fazla mücadele etmeyin. Onları kendi memleketlerinizde kabul edin. Sizin teneffüs ettiğiniz havayı onlar da teneffüs etsinler. Onların memleketinde misyoner faaliyeti yaparsanız tarih boyu çok misyoner kaybettik. Halbuki bunlar size gelirlerse, sizin aranızda olurlarsa, sizin gibi yaşarlarsa biz onlara entegrasyon falan filan da deriz. Yani günlük işlerde entegrasyon nedir? Trafikte yeşil yanıyor geç. Dünyada bunda bir birlik var. Kırmızı yanıyor dur. E eh, orada da hiç olmazsa kırmızı yeşili memleketleri de saymıyorsa bu adamlar orada sayarken sayarken sonra da bizim dini kurallarımızda ya bak bu daha daha insani falan demeye başlarlar diyor. Anlatabildim mi? Şimdi bir e, sözünüzü balla kesiyorum. Bir, bir bir film vardı film Avrupa'ya akan neydi o? Batıya akan nehir. Ha batıya akan nehirde ee, ...hani göya işte yüce dinimiz, İslamiyet oraya doğru, Müslümanlar oraya doğru gidiyor ya... Evet ...fakat orada bize bir kilise şovu yaptılar. Çok! Yani <laughs> İslamiyet mi oraya gidiyor ya da biz gidip o kiliselerden kayıp mı oluyoruz, kayıp mı oluyoruz? Kendimizi yitiriyor Arasında muyuz? Arasında eriyoruz? Evet, arasına eriyoruz. Şimdi bu anlattığınızla çok örtüşüyor. Fakat ilk etapta baktığınızda o filmle oluşturan efendim algıda... Efendim Müslümanlar ve Müslümanlık oraya akıyor. Onlar da Müslümanlıkla mı şereflenecekler, Müslümanlığı mı seçecekler gibi bir algı oluşturuluyor. Fakat filmde bol bol kilise geçidi var adeta. Çok enteresan. Ve çok uzun sürmedi. O filmin danışmanı kimdi? O meşhur Temmuz'dan evet. sonra kesildi o. Hmm. Onun Amerikalı danışmanları varmış. Ben o danışmanı izlikte gördüm. Yerli danışmanları Profesör. da vardı yaşlı bir profesördü. Ha, evet. Eşiyle beraber gelmişti gördüm. Bizim de o filmin danışmanı olan kimse? Evet. Adı neydi? Danışmanlarından birisi. Herhalde adını söylemek istemiyorsunuz. Evet, neyse. Kullanmak Kullanmak istemiyorsunuz. Ha. Evet. Danışmanlarından birisi de dinler arası ittifak çalışmalarının içinde hükümeti temsilen bulunduğunu halen zannediyorum. Aynı kimse. Yani dinler arası diyalog evet arzusu Fetö'nün ortaya çıkarttığı, takviye ettiği ve gidip de papaya, Vatikan'da efendim bütün masrafı bize ait. Harran'da üç dinin de mensubu din adamlarının yetişeceği müşterek bir üniversite kuralım her şeyi bize ait teklifi yapmıştır. Bu diyalog değil mi? Tabi. Fakat orada bir yani şey papaz var. da yetişecek. Tabi. Zangoş da yetişecek. Evet. Müftü de yetişecek. Evet. Vaz yozacı yetişecek. Aynı şatının altında yetişecek. O zaman dersleri de birleştirecekler. Ya bunu ayrı kitaplarda şey etmeyelim. Aynı kitabın içine bir bölümüne Hristiyanlığı koyalım. Hristiyanlığın da dallarını koyalım. Protestanlığı koyalım. Evangelizmi koyalım falan. Derken işte İslamiyet'te de böyle böyle efendim bazı konfüçyüz falan filan da koyalım. Dinler onlar da, tarihi. Onlar da şey arajman diyorlar ya çiçekleri Tabii. böyle Hı -hı. biraz daha böyle afilli göstermek için. Renkli renkli. Evet. Bulandırıyorlar. Arajman şekilde kullanacak. Evet. Dolayısıyla bu diyalog işi canlılığını muhafaza ediyor. Ve bir İslam memleketi olduğunu zannettiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'ne Papa'nın bir ziyareti oldu. Evet. Üçünde başladı bu ziyaret. Şubat'ın üçünde devam ediyor sanırım. Ziyaret. Müsaade ederseniz bu husustaki haberden birkaç cümle sizlere Tabii. sunmak istiyor. Var değil mi vaktimiz? Var var. Tamam. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis üç günlük ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye gitti. Arap yarım adasına resmi ziyaret yapan ilk papadır. Düşünün Haçlı Seferleri sırasında papalar Beyrut'u, Kudüs'ü ziyaret etmediler. Kudüs'ü kurtarmaya geldiler. Ama Kudüs'ü kurtulduktan sonra, Kudüs Krallığı kurulduktan sonra gelip de papalar ziyaret etmedi. Ama şimdi papalar ...aklını esiyor, Afrika'nın bilmem neresine gidiyor. Yerli dansları yapan yerlere. Müslüman memleketlerine gidiyor. Sultanahmet Camii'ne geliyor. Bizler eline mimandar veriyoruz. Buyurun efendim diyoruz, bakın işte. Biz iyi niyetle söylüyoruz. Yani İslamiyet'in e, bu e, din hususundaki gösterdiği gayretleri, ihtişamı görsün diye. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir milyon Katolik var diyerek yalana bakın yalana. Birleşik Arap Emirliklerinin toplam nüfusu ne kadar ki bir milyon Katolik Filipinli varmış. Filipinli. Filipinli var. Filipinler aç kalmış. Ve Suudi Arabistan'da aylığı yüz dolara çalışan yüzlerce Filipinli gördüm. Yani onlar Hristiyan da değiller. Yani dini hususlarda bağlılıkları da yok. Adamlar bir yaşama hevesindeler. Yani aç ölmeyelim. Evet. Ayakta kalalım, kalabilelim, hayatta kalabilelim diye uğraşan, canıyla uğraşan insanlar bunun bir milyon katolik olanın, katoliklerin Abu Dhabi'deki veya işte Birleşik Arap Emirlerindeki 135 bini ayine katılacaklarmış. Bu hafta onun ayini de yapıldı. Peki bir milyonun niye 135 bini kapılıyor? Sonra haberlerde bunu 100 bine düşürdüler. Çok attık herhalde diye. Desteksiz attık diye. Ben 50 binde topladıklarını zannetmiyorum. Ama düğün değil, bayram değil. Bu eniştemin bu işleri niye demiş ya? Şimdi kutsal topraklarda kilise açma ya da kilise bulundurma iddiaları da vardı biliyorsun. Çok yakın tarihte düğün şey gündeme geldi ama bir anda hayır hayır falan dediler. Şimdi efendim Peki bir dakika affedersiniz buyurun, sözünüzü kesiyorum. Buyurun. Bu Papa, İsrail, Kudüs'ü başkent yaparken neredeydi bu adam? Evet. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu rivayet edilen ev İsrail'in elinde ve Yahudiliğin başkent olduğu, Siyonizmin başkent olduğu. Papa sen neredeydin de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun? Şimdi siz demin anlatırken e, bir papanın bir kitabından bahsettiniz. Kateşizm. Ee kateşizmi Hı. anlatan. Düstur kitabı yani. Düstur kitabı da yani Hristiyanlık Manif yok mu? Şey. Me mesela tamam da Hristiyanlık yok mu? Hristiyanlığın kula kuralları bitti mi? Kaç tane konsil topladılar, bir araya geldiler. O bitti şimdi. Artık gelen papa bir kitap yazıyor, ortaya koyuyor. Ben bunu uygulayacağım diyor. Yani e, Hristiyanlık bitti papanın kitabı mı var demek e, İsa istiyorsunuz? İsa aleyhisselam'ın vekiliyim diyor ya papa. E, tamam. Onun içinde de birine elli sürünce sen Pierre meydanından dönerken o adam artık yunmuş yıkanmış bir adam oluyor. Cilalanmış oluyor papa tarafından. Ama Hristiyanlık uluhiyet olarak var. 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 Onlarda uluhiyet durumu var. İslamiyet'te uluhiyet yok. Hakiki hakiki semavi dinlerin hiçbirinde ulahi, uluhiyet yoktur. Evet. Ne hahamda vardır, ne papada vardır, ne papazda vardır, ne de Şeyhülislam'da uluhiyet vardır. Şimdi bu çok önemli bu tespiti. Bir de CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek var meşhur. Evet. FETÖ için e, Papa'dan randevu isteyen, buluşturan insan bu. Ya çok evet. enteresan bir şey. E, Kasım Gülek. Kasım Gülek'in ben kızından biliyorum. Kızı en son DSP'den milletvekildi. Hala belki DSP'li CHP'ye geçmedi. Ee, Ayşe, Ayşe Kuli'nin eniştesi oluyor değil mesela mi? Mesela Kasım Ayşe Kuli'nin romanları var. Geçmişte onun, onun Ankara'da geçen... Onun eniştesi oluyor Kasım Gürek. Değil mi? Evet. Evet, evet. O Kasım hayatta... Gürek onun bacısıyla evliydi benim bildiğim. Evet. Çok ilginç. Yani dinler arası diyaloğun altında CHP'nin eski kudretli genel sekreteri çıkıyor. Sen tut FETÖ'yü al. Dokunulmaz adamlar çıkıyor. Dokunulmaz evet, adamlar. Evet götür şeye e, papayla buluştur o randevuyu al. Ondan sonra FETÖ'de dinler ağası diyalog şeyini uhdesine alsın. Her tarafta dile getirsin. İşte bunlardan bir tanesine de siz katılın. O sayın bakan o dönem AK Partili bakan İzmir milletvekili FETÖ'nün çok yakınlarından bir tanesi. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesi dekanlığı da yaptı bu zatı muhterem diyelim öyle geçiştirelim. Şimdi Yap, hayatta şolarım. duruyor tabii. Evet evet. Evet yani. Şimdi böylece. Buyurunuz efendim. Böylece Papa, e, haberini sizlere söylüyordum, onu yarım bırakmayalım müsaade ederseniz, Tabii buyur. faydası olacağını e, düşünerek bunu getirdim ben gündeme. İlk Papa oluyor bu, Arap Yarımadası'nı resmen ziyaret eden, veliaht prens, Birleşik Arap Emiri'nin veliahtı olan, bu veliaht prensler de çok tehlikeli olmaya başladılar. Daha çok. Birisi işte kaşıkçı davasının göbeğinde bulundu. Hmm. Birisi diyalog davasının göbeğinde duruyor. Evet. Prens Al Nahayan ile El Esher Camii ve Üniversitesi imamı Ahmet Et Tayyip karşıladı. Ya. Aa. El Esher Üniversitesi yani medresesi Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında kurulan evet. İslam'ın ilk eğitim kurumlarından bir tanesidir. Onu işte Seyit Kutup, Mevdudi, o bu dinde dinde reformcular ya, reformcular. Batılı Şimdi sosyologlar zamanda diyorlar. Zaman, diyorlar. Diyalogcular evet. dinde gelenek oradan geliyor. İslam'ın önemli merkezlerinden birisine bu Kahire'de Evet. ele aldılar evet. ellerine geçirdiler ki ben bu el-eseri gezdim. Hmm. Orada okumadım, etmedim, bilmem. Evet. El-eseri gezdim. Hakikaten çok büyük bir yer. Hmm. Ve hatta arka tarafında bir yere götürdüler hiç penceresi olmayan epeyce bir hücreler vardı. Dedim hayrola burası ne böyle? Dediler ki ama olup da hafızlık çalışanlar içindi burası dediler. Hmm. Amalar için evet. Ama hafızlar o odalarda yetişirmiş. Niye? Sessiz, sakin. Ha. Işık ihtiyaçları yok. Ya. Yok, evet. İhtiyaçları yok. İşte karşıda birisi okuyor, o da onu hıfz ediyor. Anladım. Gibi. Şimdi buranın başındaki adam İslam adınadır bu karşılayış. Evet. İslam adınadır yani. Papayı karşılamada bulunuyorsun. Ne ihtiyacın var? E canım Amerika ile Kankaya ya sisi. Hmm. Artık o kadar olsun ya. İslamiyet hep de ortadan kaldırmayalım diyorlar. Mursi'yi kaldırdık ama hadi Mursi ne dereceydi, ne tutulur muydu elle, tutulmaz mıydı onları ben bilmem. Evet. Onları din adamları bilir. Yani dini yolu ne haldedir. Ama Amerika göz göre göre seçilmiş bir adamı demir kafes arkasına attırıp ordunun maaşını gönderiyorum diyerek o ordunun başındaki ve o kafese attırdığı cumhurbaşkanının Genelkurmay başkanını onun yerine dikti mi? Dikti. Bu Amerika'nın dünya devletlerine karşı bir pervasızlığı mı? Pervasızlığı. Amerika eskiden 1960'larda falan bir ihtilali desteklerken evet bir memleketten gelen kendilerine eğitmeye getirdikleri subayları alırlar. Orada hem eğitirler, yedirirler, içirirler hem de bazı prensipleri onlara anlatırlardı. Ondan sonra da o adamlar ilk başına gelince o memlekete çok rahat onlara ihtilal yaptırılırdı. Şimdi Amerika'nın son Maduro meselesi... Orta, Orta Doğu'daki liderler böyledir mesela, evet. Maduro meselesini nasıl dünyaya izah edeceğine ben şaşırıyorum. Bu kadar açık yapmaz da Amerika. Ya Amerika hakikaten kendini çok güçlü hissediyor, pervasız... ...ya da kendini çok zayıf hissediyor... Öyle de öldük böyle de öldük diyor. Bunu açıktan açığa sokaklarda bir kalabalığın işte bir adamı seçiyor. Tamam diyor ben seni bu Venezuela'nın başkanı saydım diyor. Kabul ettim ben seni diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler için söylediği dünya beşten büyüktür evet. diye böyle salonu inleten bir sözü var ya. Evet. Birleşmiş Milletler diyor ki biz bu işte tarafsız kalacağız. Anlamadım. Siz memlekette insan haklarının savunucu değisi, savunucusu değil misiniz? Evet. İnsan haklarından biri de başındaki idareci, Demokrasi. seçme hakkı değil midir? Evet. Evet. Peki adamların seçtiği hakkını niye araştırmıyorsun da tarafsız kalıyorsun? Öteki adamın kimin seçtiği belli değil. Resmileşmiş bir şey yok. Sokağa çıkmış, gürültü yapan bir adam. Bu tarafta ise resmen o memlekete seçilmiş bir adam var. Ha iyidir, kötüdür. Yani ben onu savunmak için söylemiyorum. Şimdi evet. bundan iki ay kadar önce Maduro'nun Türkiye'ye altınlar nakledeceğini ve altınlarını Türkiye'de muhafaza edeceğini bir haber olarak uçurdular. Ben şaşırdım kaldım ya bu altın taşıma. Yani durup durduğu yerde hiç kimseden de bir Vay nasıl olur ya? Nasıl gider? Türkiye'ye nasıl gider falan demediler. Bu haberin ben düzmece olduğuna inanıyorum. Halbuki daha önce İngiltere'ye 8 milyar dolarlık Var. altın transfer edilmiş. Tabii. İsviçre bankalarına kaç milyar dolarlık transfer edilmiş. Fransa'ya altın transfer edilmiş. Hepsi üstüne yatıyor. Şimdi Maduro'nun bu transferinin üstüne yatmak için... Bütün Avrupa Birliği Amerika'nın peşinden tın 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 evet. gidiyor. Peki efendim, sevgili dinleyiciler kısa bir reklam arasından sonra araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı ile programımızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz inşallah. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Söz Sözü Açtı programında e, araştırmacı, tarihçi, yazar İsmail Yağcı var. Efendim biraz önce bir, bir üniversiteden bahsettiniz, Harran Üniversitesi. FETÖ'nün e, önerisi, teklifi gelin, burada böyle bir üniversite kuralım, bir ilahiyat kuralım. Orada doğrusu. da bir sempozyum yaptılar. Değil mi? Orada da bizim ilahiyatçı profesörlerimiz geldi. Evet. Yabancılar geldi. Evet. Harran malum halen kazı yeridir. Tabii. İşte oradaki... Medeniyetin 9 bin yıl önceki, 12 bin yıl öncekine kadar işaretleri bulunmuş bir yer. Osmanlı'nın değil de Selçuklu'nun zamanında oradaki medrese Anadolu'daki astronomiyle uğraşan, gök cisimleriyle uğraşan iki önemli medreseden biriydi binli yıllarda. Avrupa daha, efendime söyleyeyim, dünyanın yuvarlak olduğuna değil dümdüz olduğuna inandığı bir zamanlarda biz orada ayın hareketlerini, yıldızların hareketlerini, güneşin hareketlerini inceleyecek bir kır şehirde Cacabey medresesini kurmuşuz. Bir de Harran'da, Harran'da Selçuklar zamanında her ikisi de minaresini de Rasat Kulesi olarak kullanmışız. Böyle bir yer. Buraya Kırıkkale Üniversitesi'nden başka birkaç üniversiteden e, giden konuşmacılar vardı. Evet. Bu konuşmacılar gene dinler arası diyalog meselesi orada da vardı. Ben ona gitmedim. Ama oraya gidip de diyalogun bir tuzak olduğunu söyleyen gruptan bir profesör ve yanında birkaç tane daha ilim adamının olduğu araç Urfa'dan yola çıkıp gelirken artık herhalde ya Urfa havalanına gidiyorlardı ya da Antep havalarına gidiyorlardı. O zamanlar uçak o kadar sık değildi o civara. İkisinden birine giderken yolda dümdüz yolda hiç beklenmedik bir kaza geçirdi. Bu profesörlerden hatırladığım kadarıyla Zekeriya Kurşun Bey ölümden döndü. Profesör Zekeriya Kurşun Bey. Peki bu faili meşhule ne diyeceksiniz? Hiç kimse peşini gitmedi bunların. Evet. Şimdi Harran bu işte tutmadı, dikiş tutmadı. Şimdi Eğer, maksat Harran'da bir ilahiyat mı kurmak? 15 Temmuz. 3-4 dinin efendim, ilahiyatçılığın, din adamını yetiştireceği bir üniversite mi korumak istediler efendim? Tabi. Onun temelini ne atıyorlar tabii, değil tabii, mi? Tabii, tabii, hmm. tabii. 15 Temmuz muvaffak olsaydı evet. Harran'daki bu üniversite evet. mutlaka kurulacaktı ben size söyleyeyim. Ama adamların şimdi sabrı yok. 15 Temmuz ellerinde patladı. Evet. Ellerinde patladığı gibi 40 senelik birikimleri insan birikimleri. Evet. Duman oldu. Ya. Memleketteki kredi Ben de mecburen böyle yabancı <laughs> kelimeleri kullanıyorum. Evet. Çünkü bakıyorum böyle sorumlu makamlardaki kimselerimiz de dört e, kelimelik bir cümle kuruyor. Üçü yabancı ya. Evet. Hayret ediyorsunuz ya. Niye biz Türkçe kitaplar okumuyoruz ki acaba? Hep böyle kredibilite. Hadi, bunu herkes anlıyor. Manifesto da öyle aslında. Yani. Tabi. Yani. Evet. Peki efendim. Şimdi, şimdi orada Buyurun. Ha, söylüyorum. Buyurun. E, bu 15 Temmuz ellerinde patlayınca Türkiye'den ümidi kestiler belki siz de bunu söyleyeceksiniz. E, tabii. Bu davranışınızdan onu anladım. Yani Türkiye'de umut bu kesildi, gelişiyle bunu bağlayıp bağ yöneldi. Orada karşılayanlar arasında El-Ezher'in baş imamı var. Eh. Acaba El-Ezher böyle bir üniversite mi olacak? Burada diğer dinlerin kaldıysa e, bilim adamları ya da işte ilahiyatçılara mı yetişecek diye insan aklına böyle bir, Şimdi bir soru geliyor. Seyit Kutlu. Çünkü diyal diyalog merkezi e, artık bağ olacağına göre ya da orada konferanslar verileceğine göre böyle bir şey niye düşünülmesin? Fetönün yerine e, Boğanın yeni prensi mi geçti? Artık e, orası mı merkez? Türkiye'den vaz mı geçtiler? E, bu sorular benim aklıma geliyor efendim. Buyurun. Şimdi Papa İstanbul'a geldiğinde evet. Müftü karşılasaydı havalanda, e, memleketimize gelmiş oluyor. Tabii. Bir din adamıdır. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelen Papayı Mısır vatandaşı olan ...bir... ...Eleser Üniversitesi'nin... Kahire olan... ...Evet efendim... ...o evet. kimse... ...niye yani... ...Abu Dhabi'ye kadar kalkıp geliyor da... ...Papa'ya hoş geldiniz diyor... ...hangi işi bağlayacaklar... ...veya bağladılar... ...bence A bağladılar... ...IMF'den 2 milyar dolar daha Sisi'ye şey verdiler, kredi verdiler. 10 milyar dolar borçlandı e IMF'e. Artık, artık bu bu üniversitenin adamı da gelmesi lazım canım. Madem 2 milyar dolar Evet. Yani 35 milyar dolara nasıl Trump gelip de kılıç dansı yaptıysa 35 milyarlık işi bağlayınca <laughs> evet. e 2 milyar dolara da gelir abi. 35 dedik ama 300 milyar dolardan da bahsedenler var yani. 100 küsür milyar dolar dediler vesaire. O bir partidekiydi evet. 35 Derivai, milyar dolar. Evet. Sadece uçaklar içindi. Evet. Diğer silahlar için, mühimmat için değil. Alalım. Onlar mühimmat mı yapıyor zannediyorsunuz? Uçakları Katarlı. Silah tabii. bir Doğru tanedir, bir mühimmat yapıyoruz. bin tanedir Atatürk. Doğru. Bey. Evet. Bir silahın mühimmatı bin tanedir. Ama silah bir tanedir. Amerikalı onun için Amerikan yardımını bize yapıp da bize yağlı ballı anlatırken, telsizleri verirken lambalarını parayla verirdi. Sekiz dolara bir radyo lambası alırdık 8 dolara. Ben süt tozu süt tozuyla yani büyümedim de içtim ama evde davar vardı. <laughs> ...peskimet de geliyordu. Ay şimdi Venezuela'ya insanı yardım yolda diyorlar ya insanı yardım yapacaklar. Bize işte yapmışlardı ya. Evet. Aynısını Venezuela'ya yapacaklar. Buyurun efendim. Kusura şimdi, bakmayın arada şimdi bir kesiyorum benim, sizi benim ama. ...dedim ya Trump'ın <laughs> iki ihtimali var bu kadar pervasızlığının diye. <laughs> efendim ya kendini çok güçlü hissediyor. Evet tamam. Köpeksiz köyde deneksiz gezmeye çalışıyor. Bu ihtimal çok zayıf. Amerika bugün gölgesinden korkuyor. Evet. D Amerikalıların yönettiği, İngilizlerin yönettiği gün gibi aşikar altı bin tane D aşlı militanı Türklerin mermisinin önünden çekip aldılar ve Afganistan'la Çin arasındaki hududa gerillaları götürüp koydular. DAEŞ'le. Hani DAEŞ'le siz savaşıyordunuz ya. Bu helikopterinizdeki DAEŞ'ler kim arkadaş? Hani PYD'ye de sahip çıkıyor. O da onların. O da onların. Peki dünyanın gözüne baka baka demokratik şartlarda başkan seçmiş olan Amerika'nın vatandaşları demiyorlar mı ya? Bunun açık suyu çıktı. Yapmayın evet. bunu demiyorlar mı ya? Evet suyu çıktı bu işin. Efendim menfaatimiz var. Şimdi de diyor ki biz diyor Irak'ta tutuyoruz askerlerimizi, çektiklerimizi tutacağız. Ben İran'ı gözetliyorum diyor. Nereden gözetliyorsun? Bir Müslüman memleketi Irak'tan. Nereyi gözetliyorsun? Yine bir Müslüman memleketi İran'ı. Niye gözetliyorsun? E İsraili korumam için bu lazım diyor. Bir Yahudi devletini korumak için bir Müslüman memleketinde üst kazanıyor veya zoraki üst kurduruyor o üste kimseler giremiyor. O memleketin başbakanı bile giremiyor. Ondan sonra ve İran'ı gözetliyorum ben diyor. E Türkiye'yi de belki gözetliyorsun orada. İsrail zaten herkesi tehlike buluyor. Tehlikeli buluyor. Peki, Türkiye'den yani Filistin'e, İran'a kadar bir avuç İsrail her yere saldırıyor. Bu evet. bir avuç İsrail'in bu prestiji nereden ki? A, koca Amerika devleti. Yani bu niye benziyor biliyor musunuz? Filin Koca bir filin önüne bir şey bağlamışsınız. Merkep bağlamışsınız ipiyle. Haydi semere ya. getirip bağlamışsınız. Merkep önden gidiyor koca fil de 3 tonluk, 5 tonluk neyse fil de onun peşinden tın 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 tın, tın geliyor. İsrail nüfusuna bakıyorsun. İsrail ekonomisine bakıyorsun. Bütün ekonomisi hep çalıntı sorularla geliyor. Yani kendi kalazınlıkları alın teri değil. Aldın verdin, aa ne kaldı? Aa kuş kaptı. Al sana çağla kuş kaptı. Elinde kendinin paralar kalıyor. Sen para alıyormuş gibi yaparken kendi paranı da kaybediyorsun. Bu Eminönü'nde yaparlardı üç kağıtçılar. <laughs> Bul karayı al parayı diye. Benim çocukluğumda hayır, çok şükür ki hayır. onlara bulaşmadık yani. de öyle yapmışlar. Soruları çalmışlar devletin bütün kurumlarına bir şekilde yerleşmişler. Yani ya. şimdi bir, yöntem. tarafta 100 milyonluk İran, evet. bir tarafta 50 milyonluk Irak, evet. iki Müslüman devleti, öbür tarafta 3-4 milyonluk o da vatandaşının yüzde sekseni idare eden memnun olmayan bir İsrail korunması için, onun korunması için Irak'ta durup İran'ı gözetliyor, aman diyor. Peki sen niye 500 kilometre ile 5500 kilometre arasındaki e, nükleer güdümlü orta menzilli füzelerin anlaşmasını askıya aldın? Kimi vuracaksın ya? Kimi vuracaksın? Rusya da aldı askıya hemen. E Rusya da cevabını verdi. E, tabii mütekabiliyet esasında. Hayda, bu. buyurun, hoş geldin. Maazallah. Soğuk Savaş Nereye? Vur Avrupa'ya. Olacağı Avrupa, bu. Arada kalacak değil mi? Arada, arada kaldı. Bir de Avrupa'nın şu anda ekonomide en zayıf devri. Buyurun. Evet. En zayıf devrini yaşıyor Avrupa. Bakmayın siz. O bankalarda falan yatan İmenfe'nin bilmem de getirdiği faizlerle yaşanmaz. Ekonomik çark çalışması lazım. Ekonomik çarşı çalışmıyor çarkı. Almanya'daki bütün fabrikalar işçilik ucuz diye Polonya aktarıldı. Ne oldu? Efendim memleketim işte havası güzel, iyi hava, temiz olacak, güzel olacak da bu memlekette ne, yenecek, ne yiyecek, ne içecek arkadaş? Evet. Şimdi bir de bir şey daha var. Onu atlatmayalım Buyur. eğer müsaade ederseniz. Estağfurullah. Şimdi siz ben zaman zaman o numarayı yapıyorum aslında. Oynamıyorum arkadaş diyorum ben kendim için söylüyorum numarayı kimseyi kastetme oynamıyorum diyorum bıraktım ben falan işte bak falan bana arkama düşüyorlar böyle birkaç tane arkadaş ya gel etme eyleme tamam ne istiyorsan yapalım falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey yapmış. Çok önemli bu. Yani MYK toplantısında zaten MYK'ya hakim de fakat orada bazı... Parti meclisinde. Tabii. Sıkıntı. Su, parti meclisine gelince e, efendim orada parti meclisi liste delinmiş ya. Farklı hiziplerden insanlar var. Hop hemşerim diyorlar yasaktır deyince Kemal Bey oradan giriyor, buradan giriyor, şuradan giriyor. Atlatamayınca ben oynamam diyorum arkadaş diyor. İstifa ediyorum diyor. Östrak bu konuda gülüme <laughs> bir soruyu cevaplandırmadı bıraktı gitti. Çok önemli bu. Çok etkileyici bir yöntemdir bu. Ben oynamıyorum, istifa ettim. Bundan sonra yokum diyorlar. Diyor. Arkasından koşuyorlar Kemal Bey'i, oturtturuyorlar. Ya ne istiyorsan yap diyorlar. Ondan sonra Kemal Bey de istediğini yapıyor efendim. Mı? Bilmiyorum ama e, yani <laughs> yani o istemiyorum deyip onu evet. öfkelendiren grup. Evet. Ağır bastığına göre hmm. çaresiz kalıp da. ...Kemal Bey istifa ettiğine göre... ...gayri resmi de olsa bıraktım bu işi dediğine göre... Evet. ...hani Meral Akşener de buna benzer... ...numaralar çekti ya... ...evet çok önemli ha, bir ha, şey gelir geçerdir bu... ...evet Evet. Ben söyleyeyim... ...tekrar o zaman buyurun sizi tam yetkili... ...kıldık ama... ...şunları şunları yapmazsan... ...gene hır çıkartırız... ...tam yetkili, tam yetkili ya... ...siz tam yetkili olduğunu zannediyor musunuz? ...fakat işte bir... ...olamaz... <laughs> <laughs> tam yetkili olamaz, tam yetki verilen insanla böyle 60 kişilik, herhalde 60 kişilik parti meclisleri evet. veya 80, ya 60. Papa seçiminde 40 tane kardinal katılıyor seçime. Ve günlerce kapanıyorlar. Bunların her biri de Papa olmak isteyen adamlar. 40 gün, 50 gün kapanıyorlar. En sonunda gruplar birbiriyle anlaşa 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 Birisi 21'i yakaladı mıydı papayı seçiyorlar. Bu 60 kişi bunları herhalde bilmiyorlar. Böyle bir aralarda diyalog kurulamayacak kadar köprüler atılmış görünüyor. Şimdi bir belediye başkanı Marmaris belediye başkanı diyor ki genel. Bu da demokrasiler ama ya demokrat hakkını dem kullanıyor. Ya. Bu da <laughs> adam diyor ki Hamza Çebi genel sekreter partinin beni aradı diyor ki Kardeşim, sizi tebrik ediyorum. Üçüncü dönemde belediye başkan mısınız diyor. O da arkadaşlarıyla, ile dostlarıyla, ile dostları ile veriyor müjde. onlara. Hanım ben gene başkan adayım. Ee, Kemal Bey MYK'dan asansöre biniyor, parti merkezine geliyor ya. Yani birkaç asansör <laughs> aşağı iniyor. Orada e, birisi gene telefon açıyor. Ya Ali kardeş, kusura bakma, biz sana öyle dedik ama. E, bu dönem e, olmayacaksın o da kızdı zaten DSP'ye geçiyor e, neyse bu yani küstüm e, oynamıyorum e, şeyi var değil mi efendim yani bu bu bir tarz gelir geçer tarz ama sizin dediğiniz de çok enteresan e, bunlara uyacaksın arkadaş şimdi pa önemli. papayı Oyun açtık papanın söyleyeceğim şeyi var Papa ama siz unutmayın papayı seçtirdiniz ya orada gizli kardinaller var mesela dünyada bu seçimlerden sonra ismi belli olmayan tayin edilmiş ama ismi belli olmayan üç tane gizli kardinal de olur deniliyor. Üç mü dört mü bilemiyorum tabii. Bir, birisinin Türk olduğu ya da Türkiye'de olduğu, Türkiye'de faaliyetler yürüttüğü gibi bir iddia da var. O konuda da bir, bir bilginiz varsa onu da alayım ondan sonra tabii seçimlere geçelim. Şimdi gizli kardinal adı üstünde. Gizli kardinal bunlar seçime meçime gitmezler. Tayin mi edilirler? Tabi bunların özellikleri vardır. Hangi papa geçerse geçsin, bu gizli kardinallerin dediklerini yapma durumundadır. Bu dönem Bunlar dönem değişmez değil mi? Evet. Herhalde devam ederler. Tabi tabi evet, tabi. Bu süreklilik var. Bu kardinaller devam ederler, hı hı. devam ederler. Şimdi papa Buyurun, diyor ki, evet. evet. Birleşik Arap Emirlikleri devleti, evet. ülkesini ülkesini farklı kültürlerin beşiği sayıyorum. Onun için geldim. Farklı kültürlerin dinleri demiyor bakın. Evet. Dini kültür kabul ediyor Ataullah Bey. Evet efendim. Evet. Yani şimdi insanların din diye yıllardır Allah rızası için koşturdukları, şehit olmaya çalıştıkları şeyler de Hristiyanlarda da yani din için ölüm vardı. Yahudilerde de belki vardı bu ee, olanlarda da. Ama şimdi diyor ki farklı kültürlerin beşiğidir burası. Onun için geldim. 2019'u beğen diyor Papa. Ülkelerinin hoşgörü yılı olarak kabul ettiler bunlar diyor. Birleşik Arap, Arap Emirlikleri. 2019 yılı hoşgörü yılı. Buyurun şimdi hoşgörü ya çok böyle kıyamadığınız, sevdiğiniz birisidir. Bırak ya dersin. Mesela bir atınızı çok seviyorsunuzdur. Ona karşı dayanılmaz bir hoşgörünüz var. İsterse yonca yiyesin, isterse domates fidelerin çiğnesin. Dokunmayın. Benim atıma dokunmayın dersiniz. Ya da korkarsanız da hoşgörü gösteresiniz. Peki bu hoşgörü neyin uğruna ya? Bir politika mı bu? Öyle diyerek Yavaş yavaş gel, gel hani bir tutam o, otla evet. böyle yakalamaya çalışırsınız ya. Bir hayvana otu gösterip böyle evet. veya kediye böyle şöyle eti falan koklatıp yakaladınız bir de... ...o istediği kadar çırpınsın dursun. Evet. Bir tutam otun peşinde gidiyor Birleşik Arap Emirlikleri. Zaten Vahabilerle kanka olmaları da bundandır. Zaten Yemen'i yıkıp yerle bir etmeli bundandır. Güya Papa gelmiş de... Yemen'deki tahribatı o husiler busiler meselesini Aa. halletmeye, çözmeye gelmiş gibi İslam alemine hulüs çakıyor. Ha, Yemen endişelerinde hulus çakar gibi yapıp e evet. avlamaya çalışıyor. Tabii Yemen endişesinde dillendirdi. Evet, sevgili dinleyiciler sanıyorum programımızı bitiriyoruz. Ee, yönetmenimiz e çok acil e bazı hareketler yapıyor. Bir sürçülisan ettiysek af onunla beraber Allah razı olmasın